belediyenin yeni yeni ihaleleri oluyor. Tabii hepimiz biliyoruz ki eline kameraya alan özellikle iş dünyasından %100 şirketin sahibi arkadaşlarımız var. Arkada başka bir duruyor, böyle gözüküyor da. Yeni ihaleler geldiği için tehditler, şantajlar başladı. Onları biz açtık. Onu da herkes biliyor. Biz korkan korkmuyoruz yani. Neden korkmuyoruz? Doğruyuz, şeffaf, açığız. O iş dünyası eline kameraya alıp da bizi tehdit etmeye başladığı zaman bizden önce başkasını, bir eski yönetimi tehdit ederken de karşı çıktık. Şimdi biz de karşı da çıkmıyoruz. İhale, adrese teslim ihale bitti artık. Şeffaf olacağız, adil olacağız. Elinde kamerayla şirketin %100'ü iş adamının. İyi dinleyin bak arkadaşlar. Ama sahnede başka birisi, belediyeyi tehdit eden, o gözüküyor. Bu devirler artık kapandı. Herkes işine bakacak. Tehdidine, şantajına belediyeden ihale alma devri artık kapanıyor. O tehditlerle devam ediyor. Devam etsin. O tehditlerle devam etsin. Kendisine de buradan söylüyoruz. Artık adresi teslim işler bitti. İhaleye girer kırarsa devletin kamunun yarar olacak. O ihaleyi alacak o arkadaşımız. Yok. Elinde kamerayla sokakta gezerekten tehdit, şantaj, bu tür devirleri biz kapattık. Çünkü biz tehditten şantaja karşı geldiğimiz için buradayız. Bunu da herkes burada böyle bilsin. Onun için Başar Hocam'a da teşekkür ediyorum. Bu konuda da o basın mensubu kendinde bilir. Basın mensubuyum diye, ortağım diye başkasının üzerine onu atıp da şirketin %100'ü kendisinin olduğunu da biliyoruz. Kendisini kurtarmak için hangi borsada kaç dolarlar verdiğini de biliyoruz, çocuklarını kendini kurtarmak için. Herkes parası olan kurtuldu, parası olamayan yatıyor. Hangi borsa olduğunu biliyorsunuz. Bunu ben de demiyorum, Şamil Tayyar söylüyor. Bunu da bilin yani. Onun için soru varsa alalım. Teşekkür ederim. Geçmiş dönem belediyede mi oluyordu bu şantajlar veyahut da Şimdi de yapıyorlar. Şimdi de yapıyorlar. Ama biz boyun bükmüyoruz. Biz boyun bükmüyoruz. Hukuk var. Hukuk var tabii canım. Biz boyun bükmüyoruz tabii. Yani. Hukukla uğraşıyoruz. Herkes herkes kendini biliyor. Ona onu yapamaz yani. Yapamaz. Yapmış. Yapmış. Yapılmış. İhale adrese teslim yapılmış. Bana da sen benim ürünümü teslim et, belediye mücevheri alanlar içerisinde olacağım iş işletme. Bana da senin Adana'dan getir, Konya'dan getir, Adana'dan getir, bana ucuz getir malzemeyi de. Böyle bir şartlama olur mu? O devirler kapandı diyorum. O basın mensubu herkesi tehdit ettiği gibi bizi tehdit ettiği için biz buradayız. Tehdit edildiğimiz için buradayız. Bu adam tehdide karşı göğsünü açan bir adam değil. Onun için kamuoyu bize destek veriyor. Yani fesat karıştırmadan bunlar fesat değil. Suç duyurusu da yapalım. Bekir Bey fesat değil. Bak ne diyorum bak. Şimdi fesat karıştırma değil. Adrese teslim ihale yapılmaz. Bana ne benim ürünümü getir. Nereden getirsen getir ya. Olay bu. Almanya'dan mı getireceğim? Ucuz getir. Kaliteli getir de. Belçika'dan mı getireceğim? Adana'dan mı? Mersin'den mi? Herkes yerini bilecek. Herkes o devirler kapandı. Bundan sonra da kimse iyi polis, kötü polisi oynamayacak. Ben buradayım yani. Kamuoyu da burada. Bunları da herkes takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Var mı sorusu olan? Teşekkürler. Ben sizleri de savunurum. Korkmayın arkadaşlar. Cesaret bulun. Bize çok cesaret. Yok. İnşallah. Teşekkürler. Bayanlar hiç kaçlanmayın.